Alanya'dan geldi. Uçuşta iptal oldu Bodrum evet, yüzünden. Evet, değil mi? Birçok uçuş. Valla kendim buraya nasıl attım bilmiyorum. Bir anda geldim ve buradayım. Bu hikaye nasıl başladı? Ben yiyorum ve hadi bakalım. Ya aslında ben şöyle, ben yemek yemiyordum. Sadece içecek içiyordum. Sonra da davet edildim. Evet evet, Faruk aslında yemek videonu ilk ben çağırdım. Ben... Ya yemek videonu ara vermiştim, sonra tekrardan başladı. Sizin yemek videosu nereden başladı? Ya benim yemek videosu aslında ilk yemek videom tamamen makara amaçlı yapılmış bir şeydi. Onun üzerine ben video çektim, bayağı talep gördü. Hani gerçekten bu kadar yiyor mu, yemiyor mu falan. Gerçeklik payı olan bir videoydu. Sonra gerçeklerini çekmeye başlayınca bunlar bu kadar ilgi gördü. Ben de sonra devamlı getirdim yani. Bu ne kadar videomuz neydi? Yemek videosu da başladım. Evet. 150-155 civarı falan ilk başladım ben. Şu an 176 civarı. Ne kadar yedik? Ama yemek videosuyla bağımlısı aslında. Biraz da yani bilinçli bir şekilde çıktım. Hani 150 kiloyken de yemek videosu çekerim yani. Hiç problem olmaz. Ve sonra ne oldu biliyor musun? İçecek adamla yiyecek adam karşılaştı. Yani sonra bir gün TikTok'ta geziyordum önünde. Çok da bakmam bu arada şans eseri. Bir baktım gorili falan. Ha dedim Niki komikmiş bu çocuğun falan. Baktım içecek içiyor. Ben de yemek bilirsin geri dönmüşüm. O zamanlar böyle ne yapsam ne etsem tekrardan nasıl başlasam falan filan. Dedim bu adam içiyor. İçen adam geldi ben bunu bir çağırayım. Geldi sonra Faruk. Başladık öyle onunla beraber çekmeye. Şimdi Enes'e var mı böyle değişik şeyler, sürprizler? Vallahi var ama yani önce açıklamak çok ya zorunda. Tabii spoiler yok, içeriğimiz çalınmasın. Ama çok güzel içerikler ya. Gelecek yani. Biz onun planlarını kurduk. Peki bu süreçte böyle etraftakiler ne diyorsun? Aileler özellikle hani bir dakika ne yapıyorsun? Ya onun şöyle söyleyeyim, öncelikle zaten benim bütün aile bireylerim, büyüklerim bana hani dedi ne oluyor yani, ne yani evet. Gibi. Normal olarak alışıldıkları şey olduğu için ama bazen ben de diyorum yani, ne oluyor bize falan diyorum yani. Peki, biz böyle devam edeyim, tekrar geleceğim çünkü burada yemek konusunda ben sorular var. Bu kısım diyor, merak ediliyor gördüğüm kadarıyla. Sizinle de sormak isterim, o kadar takipçi var. Bunlar sosyal medyada da çoğu sizlerle birlikte takipçiniz. Ne hissediyorsunuz? Şu an mesela burada olmak, onlarla bir araya gelmek, sizlere soru soruyorlar, hayatınızı merak ediyorlar. Yani... Sesim geliyor değil mi bu arada? Evet, ben duymadım da. Öncelikle burada olmak çok güzel. Geçen sene de tekrar yapılmıştı. Bu ikincisi oluyor ve aranızda bulunmaktan eminim benim gibi herkes mutludur. Geldiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Ne hissediyoruz? Çok mutluyuz. Onların örnek aldığı veya bizim için buralara gelmeleri bizim için çok değerli, çok kıymetli. Ki bugünlere gelmek için de biz de çok çalıştık. Hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Bu noktada onların istekleri karşısında artık takip ettikleri kişiler olarak gereğini yerine getirmeye çalışarak peki, devam edeceğiz. Yani bizim ya, takipçi kitlemiz ya buradaki birçok kişinin amacı farklı. Vücut geliştirmeci ve yarışmacı olanların dışında izlenmeyle ilgili sevilen, karakteriyle sevilen kişiler var. Bizden genelde bizim takipçilerimiz ne bekliyor? Daha çok bilgi paylaşımları, işte daha samimi paylaşımlar, bilgi içerikleri ve eğitim içerikleri bekliyorlar. Ve biz de ona yönelik ilerliyoruz bu seviyede. Ve iş hayatım da ona adapte bir şekilde devam ediyor. Benim sorum Gökte abiyle Tun abi olacak. Tın abi, yani biraların falan izliyorum. Hani benim bildiğim maksimum deadlift ağırlığım 500. O da aynı şeyde olması lazım. Bir, ya tam ismini bilmiyorum ama. Tam deadlift değil aslında o ya. Trap bar deadlift deniyor. 500 kilogram kaldırdım trap barda. Mekanik biraz daha farklı. Ben şey sormak istedim. Yani bugüne kadar böyle her zaman hayalim olan hani bir harekette ve en maksimum kilo. Bir hayalim var mı? Hani o kilo kaç kilo? Ya aslında ben hiç rakamlara bağımlı olmadım. Hiçbir zaman rakam hedefim olmadı. Ben sporda elimden gelenin en iyisini yaptım. En iyi antrenmanı yaptım, en iyi beslenme, en iyi uyku. Olabilecek en iyi seviyeye çıksın kafasında oldum her zaman. Yatağa yattığımda vicdanım rahat, antrenmanın daha iyisini yapabilir miyim? Ben İstanbul'dan katılıyorum. Sorun Mustafa abiye. Kendisini ne zaman Mr. Olympia yarışlarında göreceğiz? Bence ülkemize en iyi temsil edebilecek kişisiniz. Teşekkür ederim. Dostum şu an planın olimpiyada yarışmak ama Mr. Olympia gibi süper siklette, ağır siklette yarışmak değil. Bundan vazgeçtim kısa bir süre önce. Şu an için sadece klasik fiziğe odaklanıp şansımı denemek istiyorum. Bu da herhalde bir 6 ay içerisinde olacak. Eğer orada başarısız olursam ve bir daha başarılı olmadığıma inanırsam o alanda tabii ki Open'cıyım ve en kral Open sikletinde yarışabilmek için de elimden geleni yaparım. Ama şu an böyle bir yeteneğim olduğunu biliyorum ve ben Open'da deneyip olmadığına karar verip klasik fiziğe geçip
tekrardan o deformasyonu yaşamadan deneyebileceğim en iyi zaman şu an. Biraz önce kendisi söylemişti. Klasik fiziği tamamen kafama koydum. O şekilde devam edeceğim söylemişti. Daha önceki videolardan izledim. Hani Serdar Hocam'ın da size çok söylediği söz. Ama okuldan devam etki hiç ulaşma diye. Benim kendi düşüncem biraz daha ne? Bazı insanların spor geliştirme yarışmalarında hap seviyeden oluyor. Nasıl diyeyim, böyle her yarışmada aynı çıkmayabiliyorlar mesela. Çok güzel bir formuna çıkabiliyorlar. Bazen bu gerileme oluyor. İkramiyle olduğu gibi falan mesela. Yaş ilerledikçe. Çünkü bu çok meşakkatli ve uzun süreç olduğu için vücut belli bir sorundan sonra artık gerilemeye gidiyor. Siz klasikte yarışıp umarım böyle bir şey olmaz, çok büyük dereceler alırsınız da olmadı diyelim, open'a döndünüz. Bu süreci tekrar kaldırabilecek misiniz? Hani yaşla geçti, hani çünkü klasik... Dostum, 40 yaşında değilim, yaş falan geçmedi. Evet, haklısınız. Kaç yaşında sanıyorsun beni? Yok hocam, estağfurullah, bu anlamda değil. Yok, hayır, merak ettim. Kaç yaşındayım sanıyorsun beni? Hocam, böyle baktığım zaman dışarıdan hani hiç tanımsan 30-35 falan... Daha 29-30'u dolduruyorum. Yani 30 yaşındayım da. Anladım. O yüzden yaş falan geçmedi. 55 yaşında, 50 yaşında adamlar tekrardan olimpiyi yapabiliyorsa emin ol ben 30 yaşından sonra da 40'a kadar onu yaparım. Yani ama şey, planım o değil. Şey demek istiyorum, hani bu top seviye oluyor hocam. Çok güzel bir görüntü, hani kendini... Ama bu herkesin farklıdır. Yani 35 yaşında müthiş görünen bir yarışmacı da olabilir. 30'umda değil de 25 yaşında en iyi dönemini yaşamış, sonra bir daha toparlayamamış bir yarışmacı da olabilir. Ben kendim de henüz onu görmüyorum ve benim yarışma yıpranmışlığım çok fazla yok. Yani baktığın zaman kaç yarışma yaptın şimdiye kadar diye ele al, 10 diyelim. Çok büyük bir sayı mı? Hayır değil. Ama hepsinde bir başarı elde etmiş ve yıpranmamış bir vücut var ortada. Ve amacım da daha fazla yıpratmadan bir şeyleri jübile yapacağım iyi bir sahnede bitirmek. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mustafa Hocam'a soru soracağım. Bir futbolcu atletik performansını kaybetmeden nasıl kas kütlesi kazanabilir? Ben de eski futbolculardan biriydim. Tabii o zamanlar hiç kaslanayım, güçleneyim gibi bir derdim olmadı. Onun üzerine hiç gitmedim. Ama sana önerim şu, yaşın 15'te değil mi? Fiziğini gösterdim fotoğrafta, çok iyi bir fiziğin var. Bunun için futbol kondisyonelleriyle çalışman lazım. Yani burada ben sana şunu yapmalısın, bunu yapmalısın demem çok doğru olmayacak. Senin tamamen sana göre özelleştirilmiş bir kondisyon planlaması yapılmalı ve kas gelişimi için onun sana verecek olduğu beslenmeyle. Çünkü senin alacak olduğun kas kütlesiyle de ağırlaşmaman, hızını kaybetmemen gerekiyor. Bu noktada tamamen kişiselleştirilmiş bir kondisyonel koçuyla çalışırsan sana nasıl kas kazanabileceğini en iyi anlatabilecek kişilerden birisi olur. Yoksa ben sana eğer ki futbolu bırakıp gel benimle vücut geliştirme yapalım dersen seni de bütün levelleri atlatabilirim zamanla. Ama buraya baktığında futbolu bırakmadan gücünü arttırmaktan bahsediyorsan benimki sana tam uymayacaktır. Bu noktada tam anlaşamayabiliriz. O yüzden bir kondisyoner bulman daha iyi olur. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Bu kadar. Mikrofonu buyurun. O zaman biraz daha genel sorayım, hocama sormak isterim. Balığı çeşitlendirdiğim sürece protein miktarı, yağ miktarı vücuda nasıl bir etki verir? Çok merak ediyorum. Yani çünkü tavuk ve kırmızı et, onları tüketmeye çalışıyoruz ama balık hep gidip yandak oluyor. Balığı arttırmanın ne gibi bir artısı olur? Türkiye'de balık tüketmek biraz zor geliyor bizim spor camiasında. Çünkü pahalı baktığın zaman. Balığı hiç seven biri değilim. Çocukken hiç balıkla büyütülmedim, balık yenilerek. O yüzden balıktan hiç hoşlanmıyorum. Ve yarışmamın belki son 4-5 ayları kaldığı zaman günde bir öğün balık eklemeyi zorunlu tutuyoruz beslenmemizde. Bu da protein çeşitlendirmesinden bir yana, hani en kaliteli protein kaynakları, protein amino asit profilleri farklı olduğu için ne kadar çok protein çeşitlenmesi bize o kadar çok faydalı olarak bakılıyor ve yağ yakımından tut da kas yapımına kadar çok daha fazla etki ediyor. Ama bu noktada yemek zorunda mıyız? Hayır değiliz. Yemeden de oluyor muymuş? Evet oluyor. Bu şekilde bir balık beslenmesi, beslenme planına eklenirse ne faydası olur? Tabii ki tavuk tüketmenden çok daha iyi olur. Emin olabilirsin bundan. Bu noktada balık yemediğin için vücudun büyümüyor deme şansın var mı? Hayır yok, kocaman adam ben de yemiyorum diyor, ben de yemiyorum. Ama eklediğiniz zaman doyuruculuk açısından, özellikle karbonhidratı düşük diyetlere başladığındaki tatminliği ve doyuruculuğu efsane. Hele hele sıfır karbonhidrat günlerinde bir balık ye ve bir saat sonraki görüntüne bakalım, çok daha farklı oluyor. Çünkü ondan aldığın yağın doygunluğu ve tatminliği çok farklı. Zaten tutkun olan bir şey, bak çok güzel bir şey sayesinde aslında bir tutkun var. Çünkü yaşıtların çoğunda bu yok. Bir tutkun var, bence şu an zaten ana ortacısın. Diğer yapman gereken elindeki ne abi sen, ders dönemi. Bunlara asılabildiğin en sık şekilde asılıp üniversiteyi kazanmak, üniversiteyi okumak, bu sırada tutkunla asla vazgeçmemek, kendini bu alanda geliştirmek. Oldu ki bir yerde bu işten gelir sağlayabildin. Bu tamamen sana bağlı bu arada.
ne kadar emek verdiğinle alakalı bir durum. Ondan sonra ona göre aksiyon alabilirsin. Ama şu an abi ben bir senedir vücut geliştirme yapıyorum, bir senedir salona gidiyorum. Orada bir dur. Daha çok yolum var. Gerçekten bu işten zevk alarak yapan birisi olarak konuşmak istiyorum. Hani bu işin sürekliliği önemli. Burada hep fikiriz. Ama hani bu süreklilik içerisinde de nasıl hedeflerimizi şekillendirmemiz gerekiyor? Hani atıyorum, örnek veriyorum. Yarışma yapmak istiyoruz ya da herhangi bir şekilde kendimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Gerek yarışmacılık olsun, gerekse bu işin hani antrenörlük kısmında olsun, bilgi akademik kısmında olsun. Hani kendimize nasıl bir hedef belirlemeliyiz? O hedefleri nasıl şekillendirmeliyiz? Dostum şöyle, sevdiğin işi yaparken bu işin içine çok düştüğün zaman bir zaman sonra boğulma yaşayabiliyorsun. Farklı hobiler geliştirmelisin. Ben bunlara sahip olduğumu düşünüyorum. En azından doğada bulunmak, işte motorla gezmek, kedi, köpek, bu tarz şeyler. Kendine farklı hobi alanları geliştirdiğin zaman meslek olarak yaptığın işi sıkılmadan çok uzun süreler yapabiliyorsun. Ama baktığın zaman biraz vizyonu genişletmek ve ne istediğini bilmek gerekiyor. Yani ben bu işi yapacağım, ne seviyeye bunu çıkartacağım, yaptığım işten hakikaten bütün herkes çok iyi bir şekilde parmak göstererek bahsedecek mi? Yoksa herkes yapıyor, ben de bunu yapayım, kolay yolunu buldum gibi kopyacılık mı yapacaksın? Yani birazcık yaptığın işlerde iz bırakman gerekiyor. Gerçekten senin karakterin için, duruşun için, insanların seni ya o adam başka bir adam diyebilmelerini sağlayacak bir çizgi çizmen gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bunu yapabilmek için de doğru ve dürüst çalışmak gerekiyor. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Diğer bir nokta, ben vücut geliştirmeyi artık hobi olarak yapan biri değilim veya ben bu işin aşığıyım diye bakmıyorum. Ben bu işi gerçekten iyi yapabildiğimi biliyorum ve bunu sürdürüyorum. Tabii ki bundan sıkılmamak için de farklı alanlar, kendime kaçabilecek alanlar oluşturuyorum. Daha farklı bir hedeflerden bahsediyorsan sorunun cevabı tam olarak bu değil ama demek istediğim herhalde verdiğim cevap yeterli oldu mu bilmiyorum. Hani gerçekten bu iş içerisinde yani akademik kısmı mı ilerlemem gerekiyor yoksa sporcu yanımı mı geliştirmem gerekiyor? O arası arasında sıkışıp kaldım. Herkes aynı sorun aslında aşağı yukarı. Yani kafalar bir orada karışık. Çok sporcu. Mesela Ertuğ Hoca'dan örnek verelim. Kendisi akademisyen. Aynı zamanda çalışıyorsun değil mi? Aynen. Tamam. Öğrencisisin ve iyi de tanıyorsundur Ertuğ Hoca'yı. Kendisi akademisyen. Bu iş üzerine gerçekten kitap yazabilecek donanımın üstünde bir adam. Çok da sevdiğim, saydığım, abim, arkadaşım diyebileceğim birisi. Şimdi bu noktada Ertuğ Hoca vücut geliştirmeci mi? Evet. Yarışma yaptı mı? Evet. Başarılı bir sporcu oldu mu? Oldu. Bu noktada tercih ettiği şey akademisi mi şu an, vücut geliştirme mi diye baktığın zaman şu an akademisyenliğe eğildi. Yani bu demek oluyor ki senin tercihinle alakalı. Nerede mutluysan orada kalman gerektiğini düşünüyorum. Yani bu noktada kim akademisyen, kim vücut geliştirme alanında hız alıyor, yardırıyor diye bakılmaz bence. Ben spor bilimleri fakültesi mezunuyum. Eğer akademisyen olmak isteseydim okulda kalırdım. Ama ben bir beden eğitimi öğretmenliği yapabilecek bir adam değilim. Bu noktada yaptığım işten mutlu muyum? Evet, çok memnunum. İyi bir noktaya getirdim ve bunu sürdürmeye çalışıyorum. Ve gördüğün gibi akademisyenlik tarafım şu an durmuş durumda ve tamamen bu iş üzerinde geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Ama burada donanım eksikliğimiz işte hala var. Hala akademisyenlik tarafında öğrenebileceğimiz bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz ve bunlarla kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada ikisini de bir yürütebilirsin ama illa bu yolu değiştirmen gerekmiyor. İkisini bir harmanlayıp ilerlemen gerekiyor. Bu noktada gene danışmanlık almalısın. Bu noktada gene araştırma yapmalısın. Akademisyenle çalışmalısın mesela. Anladın mı? Yani bir şeyleri kapabilmek için daha aktif olman gerekiyor. Başka bir yolu yok. Yolunu değiştirmen gerekmiyor. Yolunu daha dolu bir şekilde doldurarak ilerlemen gerekiyor bence. Tuna abi, merhaba öncelikle. Abi Eddie Hall'la aranda ne kadar fark görüyorsun ve onu geçmek gibi kesin bir hedefin var mı ileride? Bunu valla Eddie Hall bu iş, güç sporunu en üst seviyede yapmış bir adam. Şu anda onu geçmek gibi hedefim yok. Daha böyle içerik öğretme tarafına yöneldim şu anda. Bir yandan antrenmanları tabii ki her zaman progress overload yapıyorum, gücümü arttırıyorum. Ama şu an yani yarışmaya yönelik bir hedefim yok. Türkiye'de de, globalde de yarışmanın şu an hiçbir getirisi yok şu an benim yaptığım şeylere yani. O yüzden hem beni yıpratmayacak şekilde, hem eğlenceli şekilde içerik üretmeye devam ediyorum. Teşekkürler. Ama ileride olabilir. Çünkü hani bana diyorlar bazen işte, abi diyor, iki sene önce şunu demiştim. Ama yani bırakın insanın iki sene önceki düşüncesiyle şimdiki aile olmasının günküyle bugünkü bile farklı. Ben şu an içerik üretiyorum diyor olabilirim. Ama belki yarın göreceksin ki bilmem ne yarışmasına hazırım, anladın mı? Umarım. Bak değişebilir sürekli. Adım Yusuf. Soracağım soru doktor hocaya soracağım. İntresi yüksek olan, yoğunluğu yüksek olan ve volümü az olan idmanlara, idman şekillerine ne dersiniz? Üçünüzü ne demek istiyorsunuz? Yani yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapıyorsunuz. Evet. Ya ben zaten takip ediyorsam, ben yani
YouTube yapmaya başladığım, müzik gelişimi yapmaya başladığım bir zamandan beri hep benimsediğim prensipler bu yöndeydi. Hep yüksek yoğunlukla antrenmanlar yaptım. Keza öğrenciler de bu şekilde bir programlama halinde benim öğrencilerim. Yani ben yüksek hacimli antrenmanlarda denedim. Ama yani önemli olan burada tabii ki de süreklilik. Evet. Keyif aldığın birazcık stil senin için önemli. O yüzden ben her zaman yüksek yoğunluk tarafındaydım. Her zaman da o tarafta olacağım diye düşünüyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Benim genel olarak bir sorum olacaktı ortaya. Hepiniz çok büyüksünüz tabii, bu en büyük kim? Bu kadar büyük olmak için de büyük fedakarlıklar veriyorsunuz. Hiç sosyal medyaya yansıtmadığınız bir ciddi sağlık problemi yaşadınız mı? Ya ayaklar ağrıyor ve şişiyor. Problem var. Kıyafet biraz sıkıntı. Aynen. Yurt dışı. Kıyafet sıkıntı, ayak şişmesi. İşte genelde problemler oluyor tabii. Senin oksijen makinesi var. Ben mesela bende uyku apnesi var, onunla uyuyorum. Bunu biliyorsundur belki. Ben yarışma hazırlığında en son kart aldım. Psikoloji gidiyor biraz. Yarışma hazırlığında çok zorlanmıştım. Onun haricinde öyle çok net bir hastalığım yok. Kalıcı bir rahatsızlık pek yaşamadı ya. Kimse yaşasa haberimiz olur. Tabii Allah aşkına. Ya ben Tuna abi gibi olsun, Göktuğ abi gibi olsun, Mustafa abi gibi olsun, Furkan abi gibi olsun profesyonel bir sporcu değilim. Ama yemek videoları çekerken yaşadım böyle bir şey yani. Geçici gut oldum. Ha. Bu set videosundan sonra evet. Oluyor değil mi? Öyle. Ve çok fazla etten herhalde bir kesip dirilmesinden falan. Bildiğin ayağın hani şöyle bir hop çıktı ayağa. Hatırlıyorum. Hatta ayakkabı giyemiyordum. Hani acıyordu ayağım. Sorum herkes olacak, genel olacak yani. Sosyal medya yeni başlayan insanlar için bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu? Merak ediyorum yani. Genel herkese soruyorum. Rolü Faruk'tan başlayabiliriz istiyorsanız. Kaç yaşındaydın? 20. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ben sosyal medyada 3 senedir varım ama belki ismimi son 1-2 senede duymuşsunuz da. Evet. Ya ben şunu gördüm, orijinal olmak gerekiyor. Çünkü orijinal olmadığın sürece bir zaman sonra patlıyorsun ve unutuluyorsun. Çünkü hani bir insanın seni takip etmesi için sende bir şey bulması gerekiyor. Belki disiplinin olacak, belki komikliğin olacak, belki hareketliliğin olacak, belki enerjin olacak. Nasıl bir insansın? Önce kendini tanıman lazım. Kendini tanıdıktan sonra her şeyin ucu gelir. Doğal olacaksın, disiplinli olacaksın. Yani sürekli içerik üretmen lazım, her gün bir şey bulman lazım. Ve bunu kasıntı bir şekilde yapmaman lazım. Hani biraz dışarıdan kolay görünse de aslında sosyal medya, influencerlık arka planında zor bir meslek. Ve aslında şöyle bir şey var. Seni kamçılayan birisi yok. Sen kendini kamçılıyorsun. Sana hadi şu videoyu çek diyen birisi yok. Her zaman teksin ve fikirleri de her zaman tek düşünüyorsun. Kardiyonun faydalarını mı soruyorsun? Evet. Olsun, benim için bir bağımlılık kardiyo aslında her gün. Hiç off vermediğim bir alışkanlığım diyebilirim sana. Ve yapmadığımda gerçekten güne keyifsiz başlıyorum. Çünkü öyle bir alışkanlık haline geldi. Ve tabii ki faydalarına gelirsek, yani benim için yaptığım meslekte antrenmandan ikinci sırada ya da üçüncü sırada beslenme gibi şeyden sonra gelen en önemli şeylerden biri kardiyo. Ve tabii ki yağ yakımı olsun, yağlanmamak olsun, kalori açığı olsun, iştah arttırmak için yaptığımız olsun, oksijen taşınımı, kardiyovasküler gelişim için her şey için yerine koyabileceğim müthiş bir silah. Ama doğru kullanmak gerekiyor. Kilo vereceğim diye her gün fazlaca kardiyo yapan arkadaşların çok fazla kas kaybettiğini, atrofiye uğradığını görüyoruz. Bu noktada kardiyoyu yapmayıp işte sadece ağırlık antrenmanı yapanlar var. Çok yanlış gelişmelere sebebiyet veriyor. Yani bu noktada ne için kullandığın çok önemli ve ne kadar kullanacağın önemli. Bakın kardiyo müthiş bir silah. Doğru kullanmıyorsan tamamen yıkım aracı olarak kullanırsın. Natural vücut geliştirmenin sizce bir sınırı var mı? Yani sadece sağlamak kullanarak sadece ilk noktasına mı ulaşabiliriz, yoksa gelişim sürekli devam eden dostum, bunun belli bir sınırı var ama bu herkese göre değişir. Yani sen her şeyi çok müthiş bir dengede yaparsın ve uzunca bir süre aynı yerde aynı gelişimi gösterirsin. Dersin ki bütün her şeyi dört dörtlük yapmamıza rağmen gelişimimiz stabil gidiyor. İşte o noktada senin natürel sınırlarına ulaştığını varsayabiliriz. Ama buna ulaşmadan veya burada dört dörtlük bir şey yapmadan ben natürel sınırlarıma ulaştım, artık başka şeylere başlamam gereken diyen bir dünya insan var. Bu çok yanlış. Bu noktada sen kendini ne kadar zorladın? Ben çok iyi antrenman yapıyorum diyor eleman. Kime göre çok iyi antrenman yapıyorsun? Kime göre çok iyi besleniyorsun? Hani bunu ele aldığın zaman gel benimle bir antrenman yap o zaman. Çıksın ortaya ne kadar iyi antrenman yaptığın gibi şeyler çıkıp bir ton teori üretebiliriz. Ama bu noktada her şey müthiş olacak. Her şey. Sonrasında diyeceksin ki çok uzun zamandır bir santim bile hacim alamadım, kilo alamadım. Tamam o zaman abi ulaşmışızdır diyebiliriz. Böyle baz alınabilir. Benim baba tarafında kalp hastalığı var. Ve ben protein tozu tüketince annem zannediyor ki protein tozu o genetikten çıkan hastalığı bende de aynı şekilde oluşturacak. Ve daha erken ölmemesi olacak zannediyor. Bu her toz için geçerli.
Sadece protein aşımı sos anlamıyız diye. Dostum benim annem supplementlerimi atan birisiydi. Çocukken demeyelim, vücut geliştirmeye çalışırken evde kalamıyordum bu yüzden. Evimizin yanında bir deprem zamanı bir ev daha yapıldı. Ben oraya ayrı çıktım. Yani aynı evde değildik. Orada supplementlerimi kullanabiliyordum. İşte kutularını biriktiriyordum falan. Bu noktada benim ailem de böyleydi. Yani ben de sizlerden biriyim. Ama bu noktada şu var. Aileye özellikle de yeni jenerasyon çok halinden anlamayan aileler var, bunu da biliyorum. Yani tam empati yapamadığı için veya temeline inmediği için bir şeylere senin kafandan bakamıyor. O fikirleri değiştirmek gerçekten bazen çok zor. Bunların peşinden git, bir gün başaracaksın falan gibi saçma sapan şeyler söylemeyeceğim sana. Ama bu noktada en azından elinden geleni yapmalısın. Bu budur, bak bu işe yarıyor, içerisinde bunlar var gibi bir açıklama yapma serüveni olabilir. Denedin olmadı, o zaman gözüne sokmayacaksın kullanırken. Yani bu kadar basit. Bazı şeyleri ben spor çantamın içinden hiç çıkarmadan kullandım. Bazı şeyleri spor salonunda bıraktım, kullandım, eve getirmedim. Yani bu noktada kötü örnekler mi? Evet, ailenden gizli bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama ailen beni anlamadığı için bunu yapıyor. Beraber doktora gidip beraber bunu ikisi öğrense, hani iki taraf. Doktorlar. Ben de sağlık sorunları. Doktorun sana bunu önermesiyle aileni ikna etmesinden bahsediyor ama doktorların bu işe bakış açısı bizden o kadar farklı ki. Yani senin bir protein tozuyla dünyanın en erken ölebileceğin insanı olduğunu ilan etmesi çok kolay. Bir tahliline baksın, ne kullanıyorsun falan, bunlar çok farklı. Yani sporcu doktoruyla özellikle sedanter bir doktor, yani daha sedanter demeyelim, genel bir doktor diyelim, sağlık ocağı doktoru vesaire başka, çok farklı bakış açıları var. Bazıları direkt kestirip atar ve bunun direkt zehir olduğunu ifade ediyor. Ya Allah aşkına, bu marketlerde satılabilecek kadar ekmek gibi alınabilecek bir hale geçiyor. Ya buna bu kadar zararlıysa niye müsaade ediyorlar? Böyle bir şey olabilir mi? Ve kaldı ki biz burada zararlı şeyleri size kullanın diye örnek mi veriyoruz? Tabii ki birazcık daha çabalamamız, çalışmamız gerekecek. Yani aileni ikna etme konusunda gene zorluk çekeceğini düşünüyorum. Geliyoruz sorular için de. Sizleri sahnenin önüne fotoğraf için davet ediyorum. Yıldız. Yok. Aslında fotoğraf çekiyoruz.